İsmail, sen daha uyumadın mı lan? Matkap, ne haber lan? Ne oldu? Yat uyu güzelim. Sabaha anlatırım. Yoksa bir bok yiyemedin mi lan? Hadi lan. Bizim adımız ne? Hiç boşum oldu mu lan bugüne kadar? Ha? Oğlum hadi nasıldı? Anlatsana. Süperdi oğlum. Sütün özlemden bile iyi çıktı manita. Oh be abi. Ne diyorsun? Ulan hepiniz sapıksınız ha. Lan sanki sen değilsin ha. Evet, hadi oğlum feci uykum var. Hadi yat sen ne olur. Maceranın yarın tamamını anlatacağım. Tamam be. İlla bu işkence yapacaksın değil mi? Tamam sabah söz anlatacağım ayrıntılarıyla. Söz mü? Söz. Ay. Başka yerden girip çıkamaz mısın? Dondum be. İsmail ne yapıyorsun lan? Alo. Ne oldu oğlum? Sen ağlıyor musun yoksa? İsmail. Ne biçim bakıyorsun öyle abicim? Allah! Ne oluyor lan? Aha kavga çıktı. Şşt, ayıptır beyler. Yapma Batkan, kardeşim. Oğlum şşt, ne oluyor lan? Ne bileyim lan? Durup dururken vurdu manyak. Arzu! Hayatım ne olur dur. Vallahi sevgilim sandığın gibi değil. Açıklamama izin ver. Bir dur bekle sevgilim. Dokunma bana hayvanı. Dokunma. Emin ediyorum seni her şeyden çok seviyorum. Allah Allah. Bir bu eksikti. Allah cezanızı versin. Godoş herifler. Arzu! Arzu! Arzu ne olur durur musun hayatım? Yok kolumu Emre. Arzu! Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Vallahi billahi sandığın gibi değil. Göründüğü gibi değil. Ne olur müsaade et, niye anlatayım aşkım ya? Neyi anlatacaksın? Balkon için nasıl tamladığını mı? Ha? Sütün özlemle nasıl öpüştüğünü mü? Bak, yemin ediyorum hepsi yalan hayatım. O kızların hepsi uydurma. Madem sadık kalamayacak. Niye söz verdin bana Emre? Neden? Çocukları eğlendirmek için sıktım o palavraları hayatım. Sana söyleyecektim. Akşamları çalışıyorum ben. Okul parasını denkleştirmek için taksicilik yapıyorum. Yuh be. Bari bu durumda yalan söyleme şerefsiz herif. Yazıklar olsun sana. Arzu! Arzu! Tövbe. Yutmadım Alita. Tabii yutmaz abi. Çok kötü salladı enayi. Ulan bir çuval incir berbat oldu be. Kız İsmail, kız çıktı ya. Ölümü görün doğruyu söyleyin lan. Aranızda başka kız var mı ha? Erkeklik hormonuna testosteron, dişilik hormonuna ise östrojen denir çocuklar. Peki ne işe yarar bu hormonlar? Hı? Bu hormonlar cinsel isteğin kaynağıdır. Hatta diyebilirim ki insanın aşık olmasını sağlayan şey de aslında salgıladığı bu hormonlardır çocuklar. Kurma oğlum. Kurma zarı. Abi dördüncü ayak dik, beşinci ayak koygar. Nereye lan? Çıkıyorum. Oğlum bu halde nasıl zamparalık yapacaksın? Boş ver bence. Zamparalığa değil. İşim var. Ne işin var be Emre abi? Ha? Part time bir iş. Ne? Ne part time lan? Ne? Ben akşamları taksiye çıkıyorum arkadaşlar. Ne? Hadi lan, atıyorsun. Vallahi mi? Nasıl yani taksi? Bildiğiniz sarı taksi işte.
Pederin işleri harbiden çok kötü. En azından okul parasını çıkarmaya çalışıyorum. Zaten doğru dürüst okuduğumuz yok. Bari adama yük olmayalım. Ne diyorsun be abi? O bahçede salladıkların doğru muydu yani? Kusura bakmayın çocuklar. Sizi kandırmak istemezdim. Peki ya kırtasiyecinin kızı? Yalandı. Manifaturacının kızı? Tanışmadık bile. Vay hadi. Kekliyor muydun lan bizi? Ne yapayım lan? Çok eğleniyordunuz. Mavra'yı bozmak istemedim. Neyse. 12'de ben arabayı alacağım. Görüşürüz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu da sizinki hocam. Şekersiz, açık, limonsuz, tatsız tutsuz, şahsiyetsiz. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Necmi Bey, sizin çocuklar nerede? Hangi çocuklar efendim? Ha baba. Ne? Sınıf bomboşta. Tuvalette sigara içen de yok. Allah Allah. Siz de mi bilmiyorsunuz? Bilmiyorum vallahi hocam. Ama bulurum şimdi, merak etmeyin. Boş verin be hocam. Madem kaybolmuşlar, bırakalım öyle kalsın haylazlar. Olur mu öyle şey can? Biliyor musunuz arkadaşlar, okula müfettiş gelmiş diyorlar. Müfettiş mi gelmiş? Evet, müfettiş. Bakka, oğlum bu kadar üzme be kendini. Barışırsınız nasıl olsa. Babayı barışırız. Benim tanıdığım Arzu bir daha asla barışmaz. Vallahi ben de olsam barışmazdım. Oh. Doğru söylüyorsun lan Beberoy. Boş ver be abi, sana kızmıyor. Kimse Arzu'nun yerini tutamaz Sebastian. Emre! Oğlum sen bu kıza harbiden aşıksın lan. Ne zannettin oğlum? Hem de manyak gibi. Ama o benden nefret ediyor. Öyle deme lan. O da sana aşık bence. Aşıktır tabii oğlum. Aşık olmasa erkek kılığına girip de günlerce bizim gibi hayvanların arasında yaşar mıydı kardeşim? Değil mi lan? Belgesel çeker gibi. Helal olsun ama. Çok iyi rol yaptı kız. Hepimize yedirdi İsmail ayaklarını. Kimin sevgilisi? Emre'nin değil miydi? Selamun aleyküm millet. Bakın burada kim var? Gel 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 gel. İsmail. Bravo, bravo. Hocam, alışkanlık işte. Ver bakayım şunu ver. Sana yakışmıyor. Ayrıca içmiyorsun madem, en iyisi iç başlama evladım. Oo, kız İsmail. Bakıyorum ameliyatın gayet başarılı geçmiş ha. Ya, görüyor musunuz başımıza gelenleri hocam? Kız İsmail meğerse İsmail falan değilmiş. Oldu canım, selam söyle. Çekil bakayım şöyle. Biz de bu yollardan geçtik evladım zamanında. Hocam. Anneme söylemezsiniz değil mi? Otur kızım otur. Söyleseydik şimdiye kadar 40 defa söylerdik herhalde değil mi? Nasıl? Biliyor muydunuz yani? Ne o? Çok mu şaşırdın? Şoför Nebahat. En uyanık sensin değil mi? Ne var bakayım bunun içinde? Portakal suyu hocam. Ya bayılırım portakal suyuna. Ver bakayım şunu ver bakayım ver. Oh be,
pek güzel bir portakal suyuymuş. Yarasın hocam. Ya burası çok duman, boğulacağız. Açın şu pencereyi ya. Hocam. Aç aç. Ne? Aç, aç, aç. Bir fırt daha alır mısınız? Hatırım evet. için. Ulan kafanı kırarım da hatırını kırmam. Hadi, hadi şöyle ver. Kerem hocam. Kerem hocam, Kerem hocam, yürü. Efendim, ne yapacaksınız ama okulumuz bu sene altın yıl mı yaşıyor desem yeridir yani müfettiş hanım. Niye? Yoksa ağababam sınıfını kapattınız mı? Yok, kapatmadık. Ama disiplin konusunda çok büyük atılımlar yaptık diyebilirim. Hadi hadi atma. Bu okulda disiplin ne gezer? Vallahi atmıyorum müfettiş hanım. İskoçya'dan süper bir rehberlik hocası getirdik. Olayı anında çözdü. İskoçya'dan mı? Hangi İskoçya? Bizim İskoçya efendim. Hatta adamın kareli eteği bile var. Hatta profesör ve çoluk çocuk uzmanı. Gerçek bir animalog. Hatta bir huri sanki. Bedri, ne anlatıyorsun sen evladım? Kafan mı iyi? Efendim, kısacası diyorum ki... Sizin hababam sınıfı çok değişti yani. Mum gibi oldu keratalar. Hadi, hadi git işine. Hababam sınıfı değişmez. Ama değişti. Değil mi müdür hanım? Bir miktar değişiklik söz konusu oldu tabii. Vallahi hiç kusura bakmayın müdür hanım. Ben de eski hababamlıyım. Onun için gözümle görmeden inanmam. Tamam. Buyurun. Görün o zaman. Göremiyorum efendim. Göremezsiniz efendim. Çünkü yoklar. Ne oluyor ya? Yakın var! Yakın var! Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Çatı yanıyor! Allah! Yanıyoruz! Yanıyor mu? Yanıyoruz! Yanıyor mu? Basmasa yangını söndürür. Koş çabuk çatıya su dedim. Koş! Geçimleri geldim ya Rabbi. Everybody! Arkadaşım İbrahim. Çocuğa çökertme oynuyor. Aman yarabbi. Arzu. Arzu kim? Kızı. Söndü mü? Söndü mü? Söndü mü? Aa. Nikotin. Alkol. Aa. Aa. Güdük Necmi. 984 Ayşe. Sen nereden çıktın kız? Milli Eğitim Bakanlığından. Eyvah. Sakın müfettiş oldum demek küslerim. Sen de sakın İskoçya'dan geldim demek çizerim ha. Geldik geldik gideceğiz merak etmeyin. Hocam. Hay Allah. Bir yanlış anlama oldu galiba.